Sözcü Televizyonu'ndayız, Para Politika programındayız. Günaydın bu sabahtan. Haftanın sonuna yaklaşırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her noktasında tartışma var. Onun da ötesinde artık yumruklaşmaya varan kavgalar var. Bunu görüyoruz, meclisten yansıyanlar böyle. Sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme komisyonda kabul edildi biliyorsunuz, Tarım Komisyonu'nda. Şimdi önümüzdeki hafta, Pazartesi, Salı, Çarşamba Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yargı paketi var mecliste, tasarruf paketi kabul edildi. Bir de vergi paketi var, o da genel kurula gelecek, genel kurul gündeminde. Dolayısıyla 20 Temmuz'un ortasında artık Temmuz'u bitirirken 25 Temmuz itibariyle meclis hareketli, sıcak bir gündemimiz var. Oradan yansıyan tartışmalar var. O tartışmalar da vatandaşın gündemini, halkın gündemini oluşturuyor. Bizim gündemimizi oluşturuyor. Ama asıl gündem geçim derdi olmaya devam ediyor. Bu maaşlarla 6 ay daha nasıl yaşayacağız? Her şey pahalanmaya devam ediyor. Bu enflasyon nasıl düşecek? Bu kiralarla biz ne yapacağız? Çarşı pazarda ne yapacağız? Milattan önce 12 bin yılında insanlar barınmaya başladı, yerleşik düzene geçmeye başladı, işte evler inşa etti. Onun öncesinde hep sorun vardı. Şu anda da ciddi anlamda bir barınma sorunu yaşıyoruz. Gezegenin her bir noktasında, her bir kıtasında ayrıca başka haberler, başka gerginlikler de var. Dünya durmuyor. Dolayısıyla dünyadaki gerginlikler ve haber akışları insanoğlunu biraz yoran bir gündemi de beraberinde getiriyor. Hava da sıcak, yağmur yağacak, serinleyeceğiz deniliyordu ama pek olmuyor. Dolayısıyla geceleri de artık çok zor geçiyor. Bir de böyle sıcak bir gündeme, böyle sıcak bir hava var. Dolayısıyla dayanmaya çalışıyoruz. Birlikte konuşmaya, birlikte sorunları aşmaya, dertleşmeye çalışıyoruz. Şimdi gündem başlıklarını şöyle bir toparlayalım her sabah olduğu gibi. Sonra tek tek yorumlara geçeriz. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Dolayısıyla birlikte interaktif bir program, beraber sohbet ederek, tartışarak yapacağımız bir program olsun da istiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında dün verdi mesajlarını. Ekonomiden siyasete pek çok konuya değindi Cumhurbaşkanı. Emekli maaşlarına ve emeklilerin durumuna da ayrı bir parantez açtı yine. Emekli kardeşlerimizin şunu bilmesini arzu ediyorum. Gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız sıkıntıların tamamını farkındayım. Serzenişlerinizi de duyuyorum dedi. Enflasyonu düşüreceğiz. Dolayısıyla bu sıkıntıları daha da aşacağız. Emeklilerin, çalışanların, sanayicinin, çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Rakamlar da verdi aslında. Onu da birazdan sizlere ekonomi gündeminde detaylı aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesine ilişkinde hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın dedi. Dağdaki PKK terör sürülerine metiyeler düzenleyenler şimdi sokak hayvanları üzerinden merhamet dersi vermeye çalışıyorlar ifadesini kullandı. Yine sadece insanları değil sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifimizi evet diyen tüm milletvekillerini tebrik ediyorum dedi. Milletvekillerine tebrik etti ve hızla bu yasanın meclisten geçirilmesini istedi yine milletvekillerinden. Hem tebrik etti hem teşekkür etti hem de hızla bu yasa meclisten geçsin ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hayvan hakları kanun teklifine tepkisini sürdürdü. Bu sorun yok demiyoruz ama bu sorunun çözümü asla ve asla cinayet olamaz, katliam olamaz dedi Özgür Özel. CHP'li belediyelerin cinayet işlemeyeceğini belirtti. Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi mesajı da değerlendirdi. Biraz seçim sonuçlarından ders alıp akıllanıp vatandaşın doğru isteklerini yerine getirmek yerine inatlaşıyor ifadesini kullandı. Seçimlerden doğru mesajları almıyor, hala inatlaşmaya devam ediyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan için CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Yunan Sağlık Bakanı'nın F-35'lerimizle ansızın Ankara'ya gelebiliriz sözlerini değerlendirdi. Bakan Güler F-35'le gelinmez ama turistik gezi için bekleriz dedi. Güler sözlerine zaten Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor. Biz sizi de bekliyoruz. Buyurun gezin, tatil yapın ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün milletvekillerinin sözleri değil yumrukları konuştu. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından sesler yükseldi. Ali Bozan
hırsızsınız dedi. TÜİK verilerine, aylık verilerinden başlayarak herkesin cebinden çalmaya başlıyorsunuz. Buyurun gelin hırsız değilim deyin, diyebiliyor musunuz dedi. Bu ağır ithamlar sonrasında tartışma başladı. O tartışmada yumruklaşmaya döndü. Bir anda inanılmaz bir kaos ve kavga görüntüsü ekranlara yansıdı. Meclis televizyonuna yansıdı. Eski Ulaştırma Bakanı Trabzon Milletvekili Adil Kara İsmailoğlu ve Bozan arasında inanılmaz bir arbede çıktı. Bu arbede cep telefonu kameralarına yansıdı. Adil Kara İsmailoğlu tekme yumruk atıp meclis salonundan doğru dışarı çıkardı tekmelerle, yumruklarla DEM Milletvekili Ali Bozan'ı. Dolayısıyla aynen böyle yansıdı dün itibariyle kavga. Tam da kameraların önüne gelirken CHP'liler diğer milletvekilleri siper olup ayırmaya çalıştılar gördüğünüz gibi. Dün meclisteki görüntü, gerginlik, kavga böyle yansıdı. Ali Mahir Başarır da tamam hırsız denmez, hakaret edilmez ama hani böyle de kavga olmaz, böyle de yumruklar atılmaz, böyle de bu da yaşanmaz ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'daki ABD Kongresi'ne katıldı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuştu Netanyahu. Filistin'de sivilleri vurmadık dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu sözleri kongrede ayakta alkışlandı. Şimdi girerken ayakta alkışlanıyor Netanyahu. Giderken bayağı uzun çıkamıyor salondan, alkışlardan ve tebriklerden. 59 dakika, 56 dakika konuşuyor. 50 kere alkışlanıyor. Meclise dışarıdan insanlar, kongreye dışarıdan insanlar getirildi. Aslında tümü ABD kongresindeki isimleri oluşturmuyor. İşte demokratların bir kısmı katıldı. Dolayısıyla kongre üyelerinden tam bir katılım yoktu. Dışarıdan katılım vardı. O yüzden böyle bir görüntü oluştu dediler. Dışarıda da protestolar vardı. Ama kongreye hitap ederken, ABD kongresine katılırken, girerken dakikalarca alkışlanıyor. Konuşması alkışlarla 50 kez bölünüyor. Çıkarken salondan ayrılamıyor tebriklerden ve alkışlardan. Böyle bir görüntü yansıdı ABD kongresinden. Gazze'de yaşananları biliyorsunuz, insanları güvenli alanlara gönderip o güvenli alanları, okulları, hastaneleri vurulduğu görüntüleri tüm dünya izliyor. Tüm dünya bu görüntüleri de şaşkınlıkla izledi tabii ki. Nedir bu diye. Ekonomide hangi başlıklar var? Onu da çok kısa sizlere aktarayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelere böyle büyük bir parantez açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında. Dedi ki Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının tahsiline başlayacak, öyle 25 kuruşa simit yok. Bunu böyle bilesiniz dedi. Belediyelere seslendi. SGK'ya olan borçlarınızı ödeyin. Yoksa bu borçların yerinde tahsili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılacak dedi. Öyle 25 kuruşa simit yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade etmeyiz diyor. Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız talimat verin, belediyelerin sosyal güvenlik kurumunu olan birikmiş borçlarını ödesin diyor. Meydanlarda bedava traktör vereceğiz demek kolay diyor. Dolayısıyla liyakattan bahsediyorlardı. Şimdi belediyeleri akraba çiftliğine çeviriyorlar diye CHP'yi, CHP'li belediyeleri de eleştiriyor. Şimdi belediye borçlarını tahsil edecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK'ya borçları özellikle emeklilere faydanız olsun istiyorsanız bu borçları SGK'ya ödeyin diyor Cumhurbaşkanı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bu soruldu. Adaları ziyaret etmişti Özgür Özel. Dedi ki hangi belediye bugüne kadar SGK borçlarını ödemiş? AK Partili belediyelerden almayacaksınız. Gelip CHP'li belediyelerin yakasına yapışacaksınız. Daha önceki borçları kimse sorgulamayacak. O borçları da CHP'li belediyeler üstlenecek. Hak mıdır, reva mıdır diyor özetle CHP Genel Başkanı. Bir de bunun yanında şöyle bir ifadesi var. Belediyeleri çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Dolayısıyla bakın işte çöpler toplanmıyor, CHP'li belediyeler iş yapmıyor demek için bir oyun kuruyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz diyor. Sokak sokak durumu anlatırım diyor. Gerekirse de diyor o çöpleri diyor tüm CHP'liler olarak toplarız. Dolayısıyla bu oyuna gelmeyiz, bu tuzağa da düşmeyiz diyor. Özetle belediyeleri çalışamaz hale getirmek istiyorlar, hizmet veremez hale getirmek istiyorlar. Çöp toplamasın, maaş veremesin, hizmet veremesin, onu istiyorlar. Biz de bunu yaptırmayacağız diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Siyasette gündem biraz önce aktardığım gibi emekli maaşları olmaya da devam ediyor. Milyonların yaşadığı sorunları farkındayız dedi Cumhurbaşkanı, az önce aktardım. En düşük maaşta 2500 liralık bir artışında
biliyorsunuz 12.500 lira oldu. Vergi paketiyle meclisten geçecek. 33 milyon lira bir maliyettendi bu. Fakat biz sorunları farkındayız. Enflasyon düşecek, ekonomide iyiye gidiş var. Sonra rahatlayacağız diyor iktidar. Muhalefet ise egzamda ısrarcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özel emekliler üzerinden karşı karşıya geliyor. Küfe tartışması ortaya çıktı biliyorsunuz. Tabii sırtlarında küfe yok, asgari ücret 17 bin lira olsun, emekli maaşı 17 bin lira olsun, asgari ücret de artsın diyebiliyorlar dedi. Küfe bizim sırtımızda dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ver küfeyi benim sırtıma, biz istiyoruz CHP'ler olarak dedi. Tartışma oradan başladı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler konusunda şunu söylüyor. Sıkıntıları biliyoruz diyor ama... biz diyor son 2 yılda en düşük emekli aylığını %257 oranında arttırdık diyor. Bu yılın Ocak ayında bütçe imkanlarını zorladık, emekli aylıklarını %49,3 arttırdık. Sonra diyor Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerin aylıklarına %24,7 zam, aynı zamanda memur ve memur emeklilerine %19,31 oranında zam yaptık. 2024 yılında emekli maaşlarına %78 ile %86 oranında zam yapmış olduk. Bu enflasyonun üzerinde bir zamdır. Enflasyonu ezdirmedik diyor. Dolayısıyla yaptığımız bu artış enflasyon beklentisinin de oldukça üzerindedir diye altını çiziyor. Efendim muhalefet ne der? Biz ne muhalefetten, ne medyada ne yazarlar, ne söylerler, ne medyadan. Seçkinler rahatsız oluyorlarmış, tuzlu kurular gürültü yapıyorlarmış, sesi çok çıkan cazgırlar ortalığı velveleye veriyorlarmış. Bunların hiçbirine bakmayız. Medyaya da bakmayız, muhalefete de bakmayız, cazgırlara da bakmayız. Bunların hiçbirine bakmadan yola devam ederiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere de bu yıl enflasyonun çok üzerinde, bütün bir yıla bakıldığında %80-86 oranında zam yapıldığını söylüyor. Şimdi bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı dergi çıkarmış. Biliyorsunuz bütçede en fazla harcama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ciddi bir harcaması var. Yemekler, arabalar, araçlar, geziler vesaire, seyahatler. Uçan dehalar diye dergi çıkarmış. Uçan dehalar diye ayrı bir başlık açmış. Teknolojiyi, SİHA'ları, İHA'ları detaylı incelemiş. Ona da bakarız. Başka Diyanet İşleri'nden haberler de var bugün. Ankara'da toplu taşıma ücretine zam geldi. %38,9 ile %50 arasında zam yapıldı. UKM Genel Kurulu'nda bu kabul edildi. Şimdi tam biniş ücreti 21 lira, öğrenci biniş 10,5 lira olacak Ankara'da. Öğretmen yolcuların bilet ücreti 15 lira 50 kuruş olacak. Minibüste kısa mesafede 25 lira. Tarifede 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi yani UKEME toplantısı, Temmuz ayı toplantısı yapılacak. En son zam 7 ay önce yapılmıştı. %13'lük bir zam isteği talebi var. Eğer onaylanırsa 7 ay sonra tekrar bir zam olmuş olacak. 17.70 lira şu anda tam elektronik bilet. Dolayısıyla bu 20 liraya çıkar mı, %13 zam gelir mi tartışmaları var. Bir %13'lük zam talebi var. Onaylanırsa İstanbul'da da ulaşım biraz daha artacak. İstanbul Kart 20 liraya çıkacak. Biliyorsunuz 30 yaşın üzerindekilerde de indirimli uygulamalar kaldırılmıştı İstanbul'da üniversite öğrencileri diye. Üniversite öğrencileri için 30 yaş sınırı vardı. Şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile buluştu. Şöyle TOB'un çatısı altındaki 365 oda ve borsa yöneticileri bir araya geldi İçişleri Bakanı Yerlikaya ile. Toplantı da 4 saat sürdü. Şimdi Dünya Gazetesi'nden Nagihan Kalsın'ın haberine göre bu toplantıda başkanlar Yerlikaya'dan mavi yakalı işçi sıkıntısını yabancı çalışanlarla aşmak konusunda destek istedi. Diyorlar ki biz işçi bulamıyoruz, çalıştıracak kişi bulamıyoruz, yabancılar olmasa işlerimiz durur, bize yabancıları daha rahat ortamda çalıştırabilecek imkanları sağlayın, destek olun diyor. Yabancı işçiler konusunda destek isteniyor. Yine orada çoban bulamıyoruz sözleri devam ediyor. Çalışma izni konusunda da Ankara çok yoğun. Ciddi sıkıntılar var. Afganistan'dan gelenler konusunda, Afgan çalışanlar konusunda sıkıntı var. İl il çalışma izinleri için bürolar açılsın, Afganlar konusunda kolaylık sağlansın. Çoban bulamıyoruz, çalışan bulamıyoruz, bu konuda destek istiyoruz diye 4 saatlik bir toplantı yapmışlar. Dünya Gazetesi'nde haber vardı. Sendikalı işçi oranı bu arada %14,8'e düşmüş. Her 100 kişiden 3'ü sendikalı olabiliyor. Sayı hızla düşüyor. Türk Metal 295.192 işçiyle en fazla üyeye sahip sendika.
Orta vadeli program güncellenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Yıllardır orta vadeli program yapılır. 3 yıllık yapılır. 3 yıllık programın daha ilk yılında hiçbir hedef tutmaz. O orta vadeli program yenilenir. Tekrar 3 yıllık bir program yapılır. Bu sene milletin desteğiyle inanılmaz küfe bizde ya. Dolayısıyla vergi verdik, uğraştık. Enflasyonu düşürmek için işte çaba gösterildi. Maaşlar konusunda özellikle biz büyük destek verdik. 3 kuruşla yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biraz daha OVP bu yıl tutturulabilir oldu sayemizde. Yeniden bir orta vadeli program göreceğiz Eylül'ün ilk haftasında. Reform, yaptığımız ve yapacaklarımız reform ve enflasyondaki düşüş ana resmi oluşturacak diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Para yetmiyor, ay sonunu kartla getirmeye devam ediyoruz. Harcıyoruz tabii, ne yapacağız? Para yetmiyor. İhtiyaçlar var, çarşı pazara gideceğiz. Ev sahibi kira bekler. Kartla uğraşıyoruz işte. Çocuk ayakkabı ister. Zaten tatili karpuzu, yazın meyveyi sebzeyi unuttuk. En asgari de yaşamaya çalışıyoruz. Milattan önce 12 bin yılında barınmaya başlanan dönemlerde ve onun öncesindeki dönemlerde işte nerede nasıl barınacağız, nasıl kira ödeyeceğiz, ne yapacağız diye düşünüyoruz. Kredi kartı harcamaları son bir yılda %105 artmış. 1 trilyon 56 milyar liraya yükselmiş. Rekor bu. Borç batağında insanlar tabii. Fakat işlem adedi %17 artıyor mesela Haziran'da. Ödeme artışı %98, işlem adedi %17. Yani bu artışta kredi kartını çok, bir sürü kredi kartımız var, inanılmaz harcıyoruz demek değil. Enflasyonun altında eziliyoruz demek. O kadar fiyatlar artıyor ki bu harcama enflasyona gidiyor demek. Enflasyonun yüksekliğini gösteren bir durum bu. Bu arada size bir görüntü getireceğiz. Varsa arkadaşlarım hazırlar, birazdan getiririz. Ben başlığını vereyim. Uruguay'dan gelen hayvanlar vicdanları kanattı. Hepsinin eklem yerlerinde sıkıntı var. Yürüyemeyen hayvanlar var. Hayvanlar tezeye bulaşmış. İnanılmaz sağlıksız, inanılmaz bir görüntü. Hastalıklı hayvan ithalatından sonra şimdi bu sorun çıktı. Et Süt Kurumu'nda, kurumunun Uruguay'dan getirdiği, ithal ettiği hayvanlardan bahsediyorum. Ayaklarında ciddi sorunlar var. Ayakta duramıyor hayvanlar. Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman diyor ki, ESK'nın ithal hayvan kontenjanından biz 23 hayvan aldık diyor. Uruguay'dan gelen hayvanlar bize geldiğinde sakattı, rahatsızdı. Şimdi biz bu hayvanları ne yapacağız? Tabii ki bakımını üstleneceğiz, tedavi edeceğiz. Bir de üzerine bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 8 ay bir de tedavi masrafını üstlenerek bu hayvanları iyileştirmeye çalışacaklar. Öyle bırakamazsın tabii, iyileştireceksin. Gelirken oldu diyorlar. Yani hayvan da getiremiyoruz. Gelen hayvan yürüyemiyor bizde. 5 yıldır vergi ödemeyen şirketler konusu var. Vergi reformu çıkacak. Hepimiz zaten vergi ödemek için yarışıyoruz. Daha maaş alırken vergi ödemeye başlıyoruz. Motor taşıtlar vergisi, akaryakıt vergisi, cep telefonu vergisi, araba vergisi, peynirden, zeytinden, deterjandan, şampuandan bile vergi veriyoruz biz. Fakat şirketler pek vergi vermiyor. Üstelik bu vergi reform paketine, vergi paketine imza atan vekiller de vergi vermiyor. Onların şirketleri de vergi vermiyor. Evrensel'de bu ilk haber çıktı. Dün Sözcü'nün manşetindeydi detaylar. Vergi kanununda değişiklik yapılmasını öngören teklife imza veren vekillerden biri AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök. Fakat kendisinin ve eşinin şirketlerine bakıldığında 2019 yılından bu yana vergi yok, sıfır vergi. Böyle AK Partili 3 isim var, onların şirketlerine de vergi sıfır. Nilgün Ök iddiaları yanıtladı mecliste. Dedi ki giderler fazlaysa, zarar ediyorsanız vergi vermezsiniz. Bir de bu şirketlerden tasfiye olan şirketler var, tasfiye sürecinde olan şirketler var. Bugün de yorumlar yapılmış. Hayır, 2019'da o dönemlerde, yani bundan birkaç yıl önce o şirketler tasfiye sürecinde değildi ve yine vergi vermemişsiniz diye. Türkiye gri listeden çıktı. Ekonomi Gazetesi'nde çok güzel bir yazı var. Şükür gri listeden çıktık. Niye girdik, niye nasıl çıktık vesaire, o ayrı ama çıktık. Sonra bu Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksi var ya, burada da 180 ülke var. Fakat bu yolsuzluk algı endeksinde patır patır aşağı doğru gidiyoruz. Serbest düşüşteyiz yani. 115. sıradayız. Dolayısıyla hangi ülkeler arasındayız? 12 ülke var bu bizim bölümde. El Salvador, Honduras, Liberya, Myanmar, Nikaragua, Lanka, Venezuela, Arjantin, Avustralya, Polonya, Türkiye ve Birleşik Krallık. Bir grubuz biz.
Dolayısıyla yolsuzlukta mesela geçmiş yıllara göre, 2010'dan beri bozulma var her yerde ama geçmiş yıllara göre daha üst sıralardan çok hızlı aşağıya gidiyoruz. Gri listeden çıktık ama bu yolsuzluk endeksinde durumumuz ne olacak diye soruyor uzmanlar. Gelir adaletsizliğinde de zirvedeyiz. Küresel servet raporunu UBS açıkladı. Türkiye'de zenginlerin servet artışı dünyanın birçok ülkesini, dünyanın en zenginlerini geride bıraktı. Öyle bir artmış ki bizde gelir dağılımı adaletsizliği her yerde var ama bizde öyle bir var ki dünya rekoru kırmışız. UBS raporunda şöyle söyleyeyim. Dolar milyoneri Türkiye'de 61 bine dayanmış, 61 bin kişiye dayanmış. 1 milyon dolar ve üzeri olanları kapsıyor bu. Sayıları hızlı artıyor, çok hızlı bir artış var. Servete de çok hızlı bir artış var. Yani 33 milyon lirası olan, 33 milyon ve daha fazlası olan Türkiye'de 61 bine yakın kişi varmış. İşte insanlar 17 bin lirayla, 12 bin 500 lirayla ortalama 25 bin lira maaşla geçinmeye çalışırlarken bu kadar uçurumla kimse kimseyi görmez, duymaz, anlamaz. Doğal yani. Gelir adaletsizliğinde de zirvedeyiz. Küresel yazılım krizi yaşandı biliyorsunuz. Yazılım güncellenirken siber güvenlikle ilgili bir yazılım. Siber saldırılara karşı geliştirilen bir yazılım. Dolayısıyla bu yazılım güncellenirken sistem çöktü ve bütün dünya durdu. Böyle bir 2 saat falan durduk. Küresel kesintiler Fortune 500 şirketlerine 5.4 milyar dolara mal oldu diye bir hesap yapıldı. Sağlık sektöründe kayıp 2 milyar dolara yaklaştı. CrowdStrike kaynaklı bu aksaklık sonrasında dünya çapında havayolu firmaları başta olmak üzere birçok işletmeyi etkileyen bir kesinti oldu. Bir kısmını bu 5.4 milyar doların sigorta karşılamış. Sadece tabii sağlıkta ciddi bir kayıp var. Öyle böyle değil. Havayolu şirketlerinde şirket başına 44 milyon dolar bir zarar oluşmuş. 6 ila 143 milyon dolar arasında değişen bir zarardan bahsediyoruz. Sağlık, bankacılık, ulaşım, havayolu, internet teknolojileri, perakende, finans, imalat derken 5.4 milyar dolarlık bir fatura çıkarmış. Bu birkaç saatlik kesinti. Bu arada motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. 1 lira 59 kuruş. Yani dün itibariyle geldi sanırım. Bugün indirimli alacaksınız. 45 lira civarında alacaksınız motorini. Öyle söyleyeyim, onu da hatırlatmış olayım. ÖTV bizde çok yüksek. Dolayısıyla arka arkaya gelen zamlarla beraber ÖTV artışlarıyla 46 lira olmuştu. Oradan bir miktar 1,5 lira civarında bir aşağı geliş olacak. Onu da hatırlatmak isterim. Daha haberler bitmedi tabii, çok haberimiz var. Hepsini beraber konuşacağız. Profesör Doktor Işın Çelebi, Eski Ekonomi Bakanı bizimle birlikte İstanbul stüdyomuzda.